İşitme Engelliler Haber Bülteni ile karşınızdayız. MHP'de sürpriz istifa. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, yaklaşık 10 yıldır yürüttüğü görevinden istifa etti. Vural'ın ayrılma kararını dünkü MHP grup toplantısı sonrası Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye ilettiği dile getiriliyor. Devlet Bahçeli'ye destek deklarasyonuna imza atmayan Oktay Vural'ın yönetimin parti içi muhalefete yönelik tavrını sert bulduğu ifade ediliyor. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla birlikte dosyalar Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Bununla ilgili HDP'li iki Muş milletvekili savcı tarafından ifadeye çağrıldı. Konuyla ilgili açıklamayı HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş yaptı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na ziyarette bulunan Demirtaş, HDP Muş milletvekilleri Ahmet Yıldırım ve Burcu Çelik'in ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığını söyledi. Demirtaş, iki milletvekilinin de ifade vermeyi reddettiğini belirtti. Demirtaş, ifadeye çağrılacak olan tüm HDP'lilerin ortak bir metinden savunma yapacağını, bireysel bir savunma olmayacağını söyledi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde teröristler yol kontrolü yapan polis ekiplerine roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin açtığı ateşte bir sivil vatandaş hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. Van'da Tendürek Dağı kırsalında devam eden operasyonda da 2 terörist etkisiz hale getirildi. Emniyet son dönemde yaşanan canlı bomba saldırılarına ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Canlı bomba eylemlerinin PKK, DHKPC ve DAEŞ gibi terör örgütleri tarafından yapıldığını dikkate alan Emniyet Genel Müdürlüğü, bu eylemlerin tek bir merkezden takip edilmesi için yeni bir yapılanmaya gitti. Canlı bomba birimi, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve canlı bomba saldırısına maruz kalan büyük şehirlerin il emniyet müdürlüğüne bağlı istihbarat şubelerinde görev yapacak. Canlı bomba biriminde canlı bomba konusunda uzman kişiler görev alacak. İstihbaratta daha önce örgüte göre farklı masalar bulunuyor ve saldırıların aydınlatılmasında görev alıyordu. Yeni düzenlemeyle canlı bomba ihtimali olan isimler artık tek bir merkezden takip edilecek. Ekipler canlı bomba eylemlerine müdahale ve saldırının önceden belirlenmesi için sıkı bir takip yürütecek. Böylece terör saldırıları gerçekleşmeden önlenecek. Türkiye-İsrail arasındaki görüşmelerle ilgili gelinen nokta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından değerlendirildi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Bu şartlar yerine getirilirse ilişkilerimiz normalleşir, büyükelçilerimizi geri göndeririz diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Hamas'la temasının gizli olmadığının da altını çizdi. Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 5'i Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar Fethullahçı terör örgütü üyesi olmak, örgüt faaliyetlerine yardım etmekle suçlanıyor. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir çete lideri 19 şüphelinin göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Dün sabaha karşı eş zamanlı olarak İzmir ve Manisa'da 14 adrese yapılan operasyonda örgüt lideriyle birlikte 14 şüpheli yakalandı. 4 şüpheli ise aranıyor. Aynı suç örgütüyle ilişkili bir başka operasyondaysa 11 şüpheli yakalanmıştı.
İzmir Jandarması'nın 2015 ve 2016'da düzenlediği operasyonlarda yakalanan 426 organizatör tutuklanmıştı. Kamu personeli seçme sınavı tercihleri başladı. KPSS'ye giren adaylar tercihlerini bugünden itibaren 1 Temmuz tarihine kadar yapabilecek. Bu süre uzatılmayacak. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve şifreyle tercih yapılacak. Adaylar tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzda belirtilen bankalardan birine 15 lira yatıracak. Adayların mağduriyete uğramamaları için ÖSYM'ye göndermeden önce tüm tercihlerinin durumlarına uygun olduğundan emin olması gerekiyor. Mezun olunan okulla tercih edilen kadronun niteliği uyumlu değilse yapılan tercih sistem tarafından kabul edilmeyecek. Yükseköğretim Kurulu'ndan üniversite adaylarına müjde. Tercihlerinden ilk üçüne Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Fakültelerinin bölümlerinden birini yazıp yerleşenlere 600 lira burs verilecek. Burs, öğrencinin eğitim hayatı boyunca devam ettirilecek. YÖK Başkanı Yekta Saraç, konunun ayrıntılarını fakülte dekanlarıyla yaptığı toplantıda açıkladı. Türkiye'de hali hazırda 35 ziraat ve doğa bilimleri, 12 orman, 16 su ürünleri ve 1 tane tarım ve doğa bilimleri fakültesi bulunuyor. İngiltere, Avrupa Birliği'ne tamam mı diyecek, devam mı? Ülkenin birlikte kalıp kalmayacağının belirleneceği tarihi referanduma saatler kala kampanyalar sürüyor. Yarın gidilecek sandık öncesi anketlerde oylar başa baş görünüyor. Londra'nın eski ve yeni belediye başkanları Wembley Arena'da kozlarını paylaştı. Eski futbolcu David Beckham da Avrupa Birliği'nde kalmaktan yana olduğunu açıkladı. Yarın yapılacak referandumun sonucunun Cuma günü sabaha karşı belli olması bekleniyor. Terör örgütü DAEŞ'in Suriye'deki kalesi Rakka'da hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 25 sivil hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölenlerden 6'sının çocuk olduğunu açıkladı. Hava saldırısının kimin tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmadı. Ancak saldırı, DAEŞ'in Rusya destekli Suriye ordusuna önemli kayıplar verdirmesinin ardından geldi. Rejim güçleri pazar ve pazartesi bölgeye saldırmış, 40'ın üzerinde kayıp vermişti. Kuzey Kore'den iki yeni füze denemesi. Güney Kore, Kuzey Kore'nin iki yeni balistik füze denemesinde bulunduğunu, bunlardan en az birinin başarısızlıkla sonuçlandığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri füzenin Japon denizine düşmüş olabileceğini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü olayı kınadıklarını, durum değerlendirmesinin devam ettiğini açıkladı. Sözcü, atılan füzelerin Kuzey Amerika için bir tehdit oluşturmadığını kaydetti. Japonya, Kuzey Kore'nin füze denemesi girişiminin Birleşmiş Milletler kararını ihlal ettiğini ve durumun şiddetli bir şekilde protesto edileceğini açıkladı. Son iki ay içinde Kuzey Kore tarafından fırlatılan 4 füze daha ya planlanandan önce patlamış ya da düşmüştü. Birleşmiş Milletler, nükleer silah geliştirme programına sahip olan Kuzey Kore'ye herhangi bir balistik füze teknolojisi kullanmayı yasaklamıştı. Bültenimizin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.